Hello, bugün size çok değişik, çok böyle şimdiye kadar yapmadığım türden bir makyaj videosu, değişik bir video izleteceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi izleyelim. Selam arkadaşlar. Bugün size çok plansız ve çok değişik bir video yapacağım. Bugün izinliyim. Annem şu an yan odada ve bugün dışarı çıkacağız. Dışarı çıkacağımız için de değişik bir şey yapmak istedim. Ve bunu vlog, video tarzı çok değişik bir şeyle başlatmak istiyorum. Hazırlanacağım, saçımı yıkayacağım ve Anastasia Steel slash Grey makyaj yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Hadi izleyelim. Şimdi çok zor durumda kaldım çünkü acil bakımı yapmam lazım. Bunun için de kil maskesine ihtiyacım var ama kil maskem yok. Var ama yok. Kaybettim galiba küçük kutularda olduğu için. Önce Shiseido'nun bu sosuyla yüzümü temizleyeceğim. Ben görüyorsunuz ne kadar kullandığımı. Gerçi az da kullanmışım. Bunu kullandıktan sonra kil maskesi yerine şu Proxy'nin şeyi ne bu? Ne bu? Akne eğilimli ciltler için tedavi destek kremi tarzı bir şeymiş. Bunun kil maskesi diye kullanacağım. Nasıl kullanacaksın diye sormayın. Onu şey yapacağım. Duşta halledeceğim. Ardından Origins'in bu kremiyle maske yapacağım. En sonunda Clinique'in bu ürünüyle de böyle makyaj altı baz tarzına süreceğim. Tabii yüzüm biraz daha nemli olsun diye bol suyla yapacağım. Hepsini duşta yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, yüzümün yarısını yaptım. Yani yüzümün yarısı Anastasia, yarısı Merve Esra oldu. Sanırım makyajın gücü tam olarak böyle bir şey. Şurada biraz ürmüş kaçmış. Gördüğüm kadarıyla yarısını iyi yaptım. Bence doğru yaptım. Çünkü Anastasia da benim gibi alnı açık birisi ve onun alnı biraz daha geride ya da benimkisi daha açıktır, bilemiyorum. Yani alnı açık olsa bu tarz görünürdü makyajı ve gözü belki biraz daha büyük olsa yine bu tarz görünebilirdi. Yani Almanya'nın göz kapağını mutlaka şöyle, ne derler, metalik bir renk mutlaka görüyordum. Şimdi diğer yarısını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Öncelikle bazla başlıyorum. O da Clinique'in bu bazını kullanacağım. Makyaj bazını. Kapağında var zaten. Şöyle hemen yüzüme sürüp bunu dağıtacağım. Göz kapağımdaki damarları kapatmak için L'Oréal Paris'in bu kamuflaj paletini kullanıyorum. Şuradaki mor rengi alacağım. Landa'nın bu kırmızı şu ağız fırçasıyla hemen alıyorum. Göz kapağımdaki damarları şöyle üstten üstten kapatıyorum. Önce bu mor renkle. Bir de sürebilirsin. Ardından Clinique'in fondötenini alıyorum. Çok fazla taşmış, sıcaktan herhalde. Fondötenle morun üstünü kapatacağım. Şöyle. Bir şeyler oldu mu? Bari ziyan olmasın. Evet, yapmışken göz altımı da kapattım yine aynı ürünle. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Her zamanki ürünlerimi kullanıyorum, kaş kalemini. Öncelikle kaşımı tarayacağım. Anastasia'nın kaşları, yani kahküllerinden gördüğüm kadarıyla biraz daha böyle doğal gibi bırakılmış. Ben de o şekilde yaptım diğer kaşımda. Bunu da öyle yapacağım. Çok fazla doldurmayacağım. Sadece aralıklı yerlerini şöyle üstünden geçiyorum hafifçe. Benim kaşlarım inceyken kalınlaşmaya başladı ya. Değişik. Normalde bu kadar uğraşmıyordum. Ama şimdi artık daha çok ilgi göstermeye başladım kaşlarıma.
Doğal gibi yapalım derken daha çok uğraştırıyor ya. Normalde olurken bu kadar uğraşmıyorum. Bence oldu. Oldu. Yeter ya, oldu işte. Ah, düşürdüm. Tamam, şimdi gözüme Max Factor'ın bu krem fırını süreceğim. Bunu biliyorsunuzdur çünkü yılbaşı makyajında da bunu sürmüştüm göz kapağıma. Önce fırçayla alıyorum. Fırınların bu ince uçlu fırçasıyla biraz alıp göz kapağımda kaba taslak oluşturuyorum. Ardından şöyle dağıtıyorum. Bu farı ya da bu fara yakın bir rengi ben ikinci filmde Karanlığın 50 tonunda Anastasia'nın maskeli balo partisine gittiğinde göz kapağında görmüştüm. Hoşuma gittiği için sürüyorum. Siz sürmeyi de bilirsiniz. Keyfiniz nasıl isterse. Tamam. Bunun kalan kısmını biraz gözümün altına sürüyorum. Diğer gözümde de öyle yaptım. Fırçalatıyor ya bir yerden sonra. Biraz daha attım. Dudağım çok komik durmuyor mu ya? Şimdi. Nisin? Nerede o palet? Bu pembe paletteki şu açık kahverengini alacağım. Etraf o kadar dağınık ki hiçbir şeyimi bulamıyorum. Arkamdaymış. Bu dağıtma fırçasıyla aldım biraz. Fazla attım. Şuna hafif bir gölgeleme yapıyorum. Ya normalde Anastasia'nın göz kapağında tabii ki bu gölgeleme de yok. Ama benim hoşuma gidiyor. Bir de el alışkanlığı oldu. Yani ben yapmasam da, yani yapmamam gerekse de, yani bilmiyorum, belki de elim alışmış. Hep bir gölgeleme yapma ihtiyacı hissediyorum. Neyse, kendi yorumlarımı katarak yapıyorum diyelim. Bunu yaptıktan sonra Mekin, bu tekli farınla, bunun numarası kaçmış? Bu Honey Lust diye geçiyor. Şöyle elimle alıyorum hafif. Biraz şöyle koyuyorum. Böyle bir sarılık, bir pırıltık atıyor. Hoşuma gidiyor. Hafif göz pınarımı ve biraz da aşağıya. Pırıl pırıl oldu. Bence oldu. Tamam. Bunu yaptıktan sonra da rimel sürüyorum. Rimelim L'Oreal Paris'in bu iki ağzı rimeli. Bunu ikinci ağzını açıyorum. Kirpiklerimi kıvırmadan sürüyorum. Şöyle hafif doğal olacak şekilde. Normalde L'Oreal Paris'in şu Paradise'ını sürecektim yine. Ama bunun ucu bir değişik oldu, böyle abidik gubidik bir şey oldu. O yüzden onu sürmek istemedim. Nazar mı değdi ona, ne olduysa. Gözüme de bir şey oldu. Ne oldu ya? Şimdi fondötenimi süreceğim. Hep bir şeylerimi kaybediyorum.
Tamamdır. Şuradan şöyle. Kapatalım. Artık. Bu fon ötemi kullandım. Şimdi allık süreceğim. Aldım. Aynı zaten. Pastelini aldım. Bundan da şu genç ağzı fırçasıyla. Şimdi nerede o? Nils'in buradaki paletindeki şu highlighter alıyorum. Biraz böyle ne derler? Beyaz şarap, şampanya tarzı. Şöyle değişik bir highlighter. Hafif hafif sürüyorum. Yüzüme kıl gelmiş. Aha. Git. Anastasia'nın yüzünde kesinlikle highlighter var. Bariz belli. Şöyle biraz da kaşımın altından geçiyorum. Biraz da şöyle burnumun üstüne hafif. Dudağın üstüne. Yalnız çok güzel durmuyor mu ya? Tamamdır. Bunun kılıfı neredeydi? Artık bitiyor. Bu iki ruju karıştıracağım. Bu hangi markaymış? Maybelline New York'la MAC'i karıştıracağım. Şimdi de MAC sürüyorum. Oldu. Saçlarımı yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Kapanışı çok geç yaptım çünkü makyaj yaptıktan sonra biz dışarı çıktık. Gezdik, modaya gittik falan filan. Kapanışı da böyle yapıyorum. Yine düz bir duvar buldum. Bu şekilde hazırlanışım falan. En azından makyajımda da kendi stil makyası yine bilinen bir isim yaptım. Anastasia Steel / Grey yaptım. Çok güzel bir film. İzlemeyen varsa kesinlikle izlesin derim. Şahane bir şey. Ama o filmdeki hayatı yaşamak ister miyim? İstemem açıkçası. Yani Christian gibi bir işim olsa kesinlikle tahammül edemem ki ona benzer bir sevgilim olmuştu. Dayanamadım. Direkt bitirdim. Evet, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.